Yırtıp attı demek. Peki, ben seni arayacağım. Aysun, sende Feriha'nın telefonu var mı? Efendim? Feriha? Benim. Ünal Sarrafoğlu ben. Emir yanındaysa belli etme lütfen. Yanında değil. İyi. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Buyurun konuşalım. Telefonda olmaz. Neredesin? Ünal Bey telefonda konuşalım lütfen. Feriha, çok önemli bir konu olmasa seni rahatsız etmezdim. Neredesin söyle. Birini gönderip seni aldırayım. Biz de rahat rahat konuşuruz. Ben kendim gelebilirim. Hoş geldin Feriha. Düne kadar gözünüzde şeytanın tekiydim. Artık şeytandan daha kötü ne varsa o benim, öyle değil mi? Ne yaptığınızı biliyorum. Bildiğini biliyorum. Ama neyi nasıl yaptığımı bilmiyorsunuz işte. Beni buraya oğlunuza nasıl ihanet ettiğinizi anlatmak için çağırdıysanız geldiğim için kendimi aptal gibi hissedeceğim. Rahat ol. Seni bunun için çağırmadım. Ben buraya sizinle konuşmaya gelmedim. Beni aradınız. Ben de aldığım bir aile terbiyesi olduğu için kocamın babası arıyor diye geldim. Emir'in Knight'ta o Ece denen eski sevgilisiyle çalışmasından memnun musun? Bana bunu niye soruyorsunuz? Ben de hiç memnun değilim. Evet. Oğlunuza iftira atacak kadar. Ben oğlumu tehlikeli sulardan kurtarmak istiyorum Feriha. O adamla işbirliği yaptınız. Oğlunuzu o tehlikeli sularda kendi ellerinizle boğmaya çalıştınız. Size niye güveneyim? Çünkü ben Emir'in babasıyım. Yanlış hesap da yapsam, onun gerçekten tehlikede olduğunu anladığım an o oyunu bozdum. Kendi hayatım pahasına onu ben kurtardım Feriha. Seninle aynı şeyi istediğimi biliyorum. Sizinle aynı şeyi istemiyoruz. Siz oğlunuz bu veliaht hikayesini devam ettirsin istiyorsunuz. Ben Emir mutlu olsun, başarsın istiyorum. Tehlikenin içinde ama mutlu. Öyle mi? Niyetim Emir'i dizimin dibinde oturtmak değil Feriha. Ona bütün krallığımı bırakmaya hazırım ben. Bunları ona anlatın. Eğer sizi dinlerse tabii. Hoşçakalın.